6,5 aylık hamile bir hanımefendi arıyoruz. 28 yaşındaki Gönül Kaçar. Dün İstanbul Güngören'den kayboldu. Ekrana fotoğrafını verelim. Şimdi Gönül'ü eski sevgilisi Haşim Kara'nın evden kaçırdığı iddia ediliyor. Aslında bu Haşim anladığım kadarıyla sürekli bu kızı evden alıyor, götürüyor, bir şekilde geri getiriyor. Fakat aramızda da Asiye Hanım var. Yani bizim aradığımız Gönül'ün annesi. Bakar mısınız yüzünün gözünün haline? Çünkü yani kızı evden normal şartlarla kaçırmıyor. Anneyi de dövüyor. Evde bir tane çocuk var. Onu da dövüyor. Evde ve bu sürekli yaşanan bir şey. Var. Ben size şöyle söyleyeyim. Geçen hafta dur bir saniye sen. Geçen hafta Asiye Hanım bize aradı. Böyle böyle bir durum var dedi. Bu çocuğun babası kim? Haşim Kara. O mu yani? Şüpheliyim efendim. Açık ve net söyleyeyim. Yani kendisi maddi bağımlısı. Ailesi yani geçen hafta da Asiye Hanım bizi aradı. Dedi ki böyle böyle kızım kaçırıldı, tamam gel dedik. Tam arıyordu. Haşim sonra tekrar geri getirdi. Sonra geri mesela bugün aradı işte. Dedi ki böyle böyle kaçtı geldi. Ama senin durumun beni çok endişelendiriyor. Müge Hanım geçmiş olsun, size rahatsız olmasınız. Teşekkür ederim. Mutluluklar dilerim size. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Müge Hanım, ben geçen hafta pazartesi savcımızdan dilekçe yazıp getirdim, karakola bıraktım. Sayın savcımız Haşim Kara'nın karşıma getirilmesini istiyorum dedi ama yakalanmıyor. Memurlarla, polislerle saklanmaç oynuyorsunuz. Salı günü ben bu hale geldim. Pazartesi savcıya kağıt getirdim. Karakola salı günü ben bu hale geldim. Yumruk mu attı gözüne senin ya? Müge Hanım benim gırtlağımı sıkıp duvara, merdivene dayadı. Ve arkadaşımın binasında oldu bu olay. Oraya kaçtık çünkü. Kızım oğlum ben. Beni böyle dayadı. Kızım artık dedi yeter, ben tamam söz geleceğim seninle. Benim boğazımı bıraktı, bana yumruk attı bu sefer. Benim kızım da binada abur çıktığı kadar bağırdı. Komşum inene kadar şahıs kaçtı gitti. Her gün polis çağırıyor Müge Hanım. Evde engellim var, 196 ağır ablam. Oğlum var 12 yaşında. Psikolojisi alt üst oldu, okula gitmek istemiyor. Niye polis amcalar, niye bunu almıyorlar diye. Gece uyku uyumuyor. Ama haksızlık da etmeyin. Polisler de sürekli sizin evinizdeymiş. Aynen işte, yakalayamıyorlar. Yani. Yakalayamıyorlar Müge Hanım. Ha, bu burnu. Direkt burnuma hitap ettiği için Müge Hanım direkt ortadan. Direkt vurdu. Artı 6,5 aylık değil. Şu an kızım 2 gün sonra ayın 22'sinde tam 7 aylık olacak ve kızımın sancıları var. 2 gün sonra mı doğum yapacak? Bilemiyoruz. Sancıları var. Şu an ben hastaneye götürecektim. İkide bir kızımı alıyor. Bir şey söyleyeceğim. Tabiri caizse Haşim... yalnız konuşmak istemiyorum Müge Hanım. Bir dakika, Haşim şimdi senin kızının kocası mıydı? Değil efendim, değil. Kocası değil. Niye gidip alıyor götürüyor? Çocuğun işte babası tekti. Ama şu an yani çocuk var yani, ama onun mudur değil midir onu da bilmiyorum. Çünkü bundan 6,5-7 ay önce bu içirmiş benim kızımı. Benim kızım hiçbir şey hatırlamıyor. Ben şu an ondan da şöpüleyim. Ama sancıları var dediğim bir gibi. Bir dakika ya, senin kızının başka sevgilisi yoktu. Gene Haşim'in yanında bir şey evet, olduysa evet, olmuş. Evet. Zaten sülalesi bundan korkuyor. Ya, Haşim'in sizin hayatınıza ne zaman girdi bu Haşim? Ya Haşim'in abisi bizim komşumuzdu. Benim kızım da çocuklar arkadaşım. Yüce yeğeni. Oradan tanışmışlar. Tanışmaz olaydılar. İstemeye geldikleri akşam. Aile, anne ve abla dedi ki. Haşim bizi dilendiriyor, bizi dövüyor. Ben geri vites yaptım. Geri vites yaptım. Kızım bu sefer ben çok seviyorum. Ne zaman istemeye geldiler? 5 sene olmadı. O zaman çıkıyorlar. Sizin benim 5 senedir mi devam ediyor? Yani 2,5 senedir bu olaylar var ama daha çok. Sonra gitti, senin kızın yaşadı mı onunla ben istiyorum diye? Ya gidiyor diye. Geliyor, kavga ediyor. Madde kullandığı için kaçıyor oradan, yanıma geliyor. Anne diyor böyle böyle. Tehdit ediyor. Anneni öldürürüm, kardeşini öldürürüm. Gördüğünüz üzere ben zaten bu haldeyim. Şahitlerim var. Mahallem... Yani kız eve geliyor, sonra Haşim onu gene şey yapmıyor, tekrar geri alıyor. Geri alırken de sizi de darp ediyor. Tabii ki. Mesela ben size görüntüleri attığımda o görüntüleri benim komşum vardı. Komşum artık biber kızı sıkıp gözüne onu etkisiz hale getirip biz polisleri öyle yakalattık. Şu görüntüleri bir yayınlayalım. Heh, ne veriyorsun? Ya ben... Devamlı şikayet ediyorum bunu. Verin bakayım görüntüleri de. Camlarımı kırdı. Gelmiyor. Gelmiyor mu? Evet. Gelmiyor. Gelmiyor.
Evet. Biber gazı nerede? Biber gazı. Bunun elinde ne var? Niye buzluyorsunuz suratını? Ben anlamıyorum. Niye bu suratını buzluyorsunuz? Abi iyi de yani bu memlekette mağdur olanların suratı açık. Mağdur edenin suratı kapalı. Bulsunlar da yakalasın bunu adamlarda. Ne yani? Neyin suratı kapalı adam? Bunun elinde bıçak mı var? Ne var bunun elinde? Orak. Bizde orak derler. Normalde onlar orak derler. Küçük bir şey. Onlar da girebiliyor. Her yerin, her ilin başka türlü... Ha, doğru ya, bu orak gibi bir şey, evet. Bakın hep camlarını zaten o şahıs kurdu. Annesi taktırdıydı, yine bir camımı kırdı. Demirim de kırdı, demirim de aşağıda. Evet ya, bizim arkadaşlar orada. Yani bu Haşim Kara sizin aile musallat olmuş yani. Yani artık bıktık, ben korkuyorum yani. Evimize giriyor, uyurken. Giriş katta mı oturuyorsunuz? Girişin altı yani, bahçe, yarım bahçe kadar. Evet. Bakın evimin camımı görüyorsunuz. Hüseyin, bu camlardan mı sürekli bu kız kaçırılıyor? Hüseyin de suratına bak, yazık, kıyamam. Evet, bu camdan Müge Hanım. Hemen gösterelim, canlandıralım. Buradan aşağıya iniyor. Cam kırıntıları var, temizleyecektim orayı. Şimdi burada bir korkuluk var aslında. Buradan girmek mümkün değil gibi gözüküyor ama ben bu korkuluktan öncelikle şurada bir camın kırıldığını size söyleyeyim ve cam kırıklarını da burada göstereyim. Daha sonra bu korkuluktan içeri girmek nasıl mümkün olur? Orayı da kırmış. Evet, bu korkuluk gördüğünüz gibi buralar parçalanmış. Evet, buralar parçalanmış. Hatta tekrardan tamir edilmiş. Şurada başka demir parçaları da var. Bu mukavemet etsin diye yeniden tamir edilen yerleri de kırmış. Yani buradan defalarca kez girmiş. Buradan eve giriyor ama kameraman arkadaşımın canlı yayın cihazıyla girmesi mümkün değil. Onunla sen evin de içinde buluşacağız. Ben şimdi buradan nasıl girdiğini göstereceğim size. Hayır, orada cam kırıkları var. Hayır canım, demin hasta anladık evde biz. Evde yok Müge Hanım, evi ben temizlemiştim, oraları topladım. Ne olur ne olmaz, çocuğum var evde çünkü. Tamam olsun, topla. Oradan girme, cam kırığı oğlum. İçeri girin bakayım. Kapıdan gir. Tamam, eve girelim. Düşme de sen şimdi. Ben de bu çocuklar düşecek edecek diye yemin ediyorum, içim paralanıyor yani. Bunlar sakin çocuk. Biz ne bu böyle yedi bela üstü gibi senin beş etiyormuş. Ya ailesine eziyet eden bir insan herkese eder. Allah Allah. Binada çekmiyordur. O zaman bu 6,5 aylık hamile falan da değil. Tekrar şimdi dondu girerler oraya. Yani doğum sancıları başladığına göre belki de şu an doğurdu, doğuracak. Yok, bilmiyorum. 2 günü kaldı. Tam 22'sinde, tam 22'si bugün müydü? Ben de günler şaşırtıldım. 7 aylık mı oluyor, 9 aylık mı? Tam 7 aylık oluyor ama sancıları var. Erken doğum riski var. Büyük zaten doktor da dedi riskli bir gebeliğim var diyor ama bu şahıs hiçbir türlü dinlemiyor. Ne bir hastaneye götürüyor, ne bir şey diyor. Ancak ben randevu alıyorum, ben götürüyorum. Peki niye bu çocuk? Ay ben de bütün dudaklarımı ısırdım ya. Zaten acıyordu, iyice canım sıkıldı. Yani ne diyor bu Haşim? Niye alıyor senin kızı? Ya sözde seviyorum diyor ama sevgi böyle bir şey değil Müge Hanım ya. Senin kız seviyor muymuş? Benim kızım seviyordu, şu an nefret ediyor. Sadece korkudan gidiyor. Sırf bize zarar vermesin diye. Yani gelip senin üzerine saldırınca o da diyor ki tamam seninle geleceğim diyor. Bu da seni bırakıyor. Yani mecburen onunla gitmek zorunda kalıyor. Artık ben de karakola, polise, savcıya neresi... Ya Müge Hanım... Ay ne fena ya böyle bir insanın da insanın hayatına dadanması değil mi? Ameliyat oldum ben. Kadınsan ameliyat oldum birkaç ay öncesi. Hastanede yatıyorum, şahıs hastaneye geliyor. Hastanedeki güvenlik arkadaşların mikrofonunu çalıyor, telsizini. Ben çağırdım güvenliği, güvenlik geldi, bunu çağırıyor? Baktı. Niye telsizi çalmış, satmak için? Bilmiyorum Sayın Müge Hanım. Aldı götürdü. Sonradan bulundu, aldılar. Ben hastanede yatıyorum, o gece evime yine giriyor camdan. Kızımı yine evden götürüyor. Benim oğlum diyor ki anne diyor, Haşim geldi anne. Ben her gün hastaneden çıkıyorum, tekrar savcıya gidiyorum. Savcı bunu yine asıyor içeri, 3 ay sonra yine çıkıyor. Ya kalıyor mu cezaevinde biraz? 3 ay kalıyor, 3 ay sonra yine çıkıyor. Ya buna kelepçe falan taktırmak için... Kelepçeyi kırarım diyor, kelepçeyi istedi, söyledik de kırarım diyor. Ya kelepçeyi o kırdı, o polis de gider o kırdı zaman. Ya şöyle söyleyeyim Müge Hanım, uzaklaştırması var. Her türlü uzaklaştırmayı alıyoruz ama dinlemiyoruz.
Polis burada diye gitmeyeceksin. Bizden önce bizim evin kapısında. E tamam da hapse atarlar işte onu. Altına da karıştı. Normalde ben savcıdan kağıtları getirmesem yine dışarıda olacak. En son cuma günü götürdüm, kağıt bıraktım. Bu halde gittim. Sayın savcım yeter dedim. Ben artık televizyonlara çıkacağım dedim. Ben adalet istiyorum dedim. Benim kızım iyi niyetli. Seviyorum dedim, inanıyor. Ama işte senin kız da gidiyorsa da ona da polis de bir şey yapamaz. Artı yani senin, yok. Ama senin kız net bir tavır koyacak. O zaman buna takılır kelepçe. Bir daha da sizin evinizin yanına yaklaşamaz. Müge Hanım zaten şikayetçi oldu. Mahkemeler var. En son bu ay mahkemeye çıktık. Ama bak Asiye'cim ondan... 11. ayın 10'unda. Bak, beni dinlemiyorsun. Kızdığı zaman tamam şikayet ediyor ama sonra seviyorum diyorsa polis size hayır, ne yapsın? Gidiyor ama mahkemeye gidiyor, şikayetçi olduğunu söylüyor. Ya zaten polis oraya gittiği zaman polise diyor ki ben burada. Daha net, daha tavrını kızının da senin de daha net koymanız lazım ben ki. Ben koyuyorum ama cezasını çekebilsin bu çünkü arada. Biz mahkemelere gidiyoruz. 3 tane mahkemeye kızımı da göndermedi, kendi de gelmedi. Ondan en son mahkeme. Ama Asiye'cim bak ya niye bu insanları dinlemiyorlar acaba? O yüzden zaten böyle oluyor. Senin kızın gitti şikayet etti ya. Evet. Ben bunu bütün kadınlara söylüyorum. Kocanızdan, sevginizden şikayetçi oluyorsunuz. Bizi kadınların da hepimizin böyle bir sıkıntısı var. Allah kahretsin. Gidiyoruz şikayetçi oluyoruz. Sonradan pişman oluyoruz. Çocuğumun babasıdır bilmem nedir bilmem nedir diye. Sonra bize yapılacak bir mevzu yok. Şikayetçi olduk ama onun devamını getirirsek bir faydası olur bize. Peki hanım korunamadıktan sonra ne yapacak? Annene öldürürüm diyor. Evime giriyor, beni darp ediyor. Bir de her sonrasında da seviyor diyorsun atıyor. İşte. Sonrasında seviyor diyorsun. Bu adam şu an sevmiyor, hayır istemiyorum diyor. Şikayetten vazgeçtikten sonra aynı konuda tekrar şikayetçi olamıyorsun. Yok, yeni bir olay olursa. He, bir de ciddiye de alınmıyorsun sonra. Yani açıkçası. O konuda şikayetten vazgeçtiğiniz konuda tekrar şikayetçi olamıyorsun. İşlem yapılmıyor. Müge Hanım bunun zaten gün gelen karakolunda karar edilir mi? Kalkçıyor var mı? Bakın bir dakika durun. Yani bu elinde orakla zaten niye bu adam orakla sizin kapınızda? Yani ben senden daha fazla tedirgin oldum şu anda ya. Gönül ve Haşim şu an ikisi kayıp. Allah tamam alınır. Bu çocuk kaç yaşında? Bu da gitsin bir tedavi olsun bir şey olsun. Yani gittiğiniz zaman savcıya kardeşim kızını da alacaksın yanında. Kızın da hayır diyecek. Takılır ayağına bir kelepçe. Yanınıza o kelepçeyi kırdığı zaman polis anlamayacak mı? Benim evime bile yakmaya kalktı. Ben daha bir şey demiyorum. Ben de diyorum o yakmaya kalktı diyor ama böyle işte neyse. Kaç? 91 doğumlu. Tüh tüh tüh. Şimdi ya bu kız sokaklarda doğurursa? Peki ama çocuğun babası benim diyor mu yani? Bu istiyor mu çocuğu? İlk hamile kaldığında özür dilerim küfür ediyordu. Ben de en son dedim ki DNA testi işlemlemeye başladığım için benimsemeye çalışıyor. Ben benimsemeye dedim DNA çalışıyor. Testi işleyeceğim dedim. Savcılara da söyledim. Ben dedim kızımın karnındaki çocuktan DNA testi istiyorum dedim. Dün ben gerçekten çok etkilendim. Bilmiyorum hemen hepiniz aynı şeyi düşünmüşsünüz. Yani musallat olmak denen bir şey var yani insana musallat olmak. Şimdi bu aileye de bu Haşim Kara denilen oraklı adam musallat olmuş ya. Yani aslında gidip mahalleyle konuşunca, etrafla konuşunca daha da iyi anladım ki adam resmen musallat. Allah Allah. Sürekli şekilde evin önünde sürekli şekilde kızı alıyor, kız geri dönüyor, tekrar alıyor. Evde 12 yaşında bir tane de çocuk var işin acı tarafı. 12 yaşında bir delikanlı var. Şimdi o çocuk ya iyi ki 14-15 yaşında değil. Evet. Şimdi bakın bazen de kötülükleri çağırırız yani olayları çağırırız. Yani bu işin sonu iyi değil bu evde. Asiye Hanım senin kocan var mı? Yok efendim. Nerede? Ben eşimden ayrıyım efendim. Ayrısın yani şimdi evde mesela bir erkek olduğunu düşünün. Düşünsene adam dışarıdaki demirleri de söküyor. Elinde orak. Camları kırıyor. Kendini savunacaksın bir şekilde. Yani o evet yani ama da savununca da ne olacağı belli değil. Ama bir savununca anda da adam kıymetli olacak yani. Hani bir şey olsa adam da kıymetli tabii, hale gelecek. Tabii, anlatabiliyor tabii. Muyum? Hani bu görüntüleri artık kim çektiyse birisi çekmiş iyi yapmış da. Biz bir de cezaevine de giriyor. Cezaevine giriyor, çıkıyor, bilmem ne yapıyor falan filan. Dün ben bu görüntülerden çok etkilendim. Muhabir arkadaşlarımız hemen mahalleye gittiler. Haşim gitmiş abicim kızı almış evine. Ondan sonra evinde oturuyor. Kapıları da kilitlemiş. Ondan sonra işte ikna ettik. Çıktı mıktı. Önce başta konuşmak istemedi. Kızcağız evde dedi ki ben dedi kendi isteğimle geldim dedi. Evde anne var. Onlar çok seviyorlar birbirlerine dokunmayın diyor Haşim'in annesi. Ondan sonra tam biz işte ikna ettik konuşurken
Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı aile içi ve kadına şiddetle mücadele büro amirliği ekipleri geldi. Zaten aileyi tanıyorlar. Yani sürekli bir şekilde bir arbede yaşanıyor o evde. Onlar geldiler, ifadeler alınmak üzere emniyete götürüldüler. Gönül ifade işlemleri sonrasında ekibimizle konuştu. Dedi ki ben annemlere bir şey yapmasın diye onun yanında böyle söylemek zorundayım. Mecburum ise ama içeri gittim, şikayetçi oldum dedi. Kızcağız çıktı. Yani kızını bulduk sağ salim Asiye'cim. Önce onu söyleyeyim. Haşim, Sayın Savcımızın talimatıyla geceyi Güngören İlçe Emniyet'te geçirdi. Az sonra da Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor. Tabii ben bu konuda gerçekten hani böyle bir sürü işlemler var aklımda. Yani sizi bu adamdan kurtarmak istiyorum bir kere, onu çok açık söyleyeyim. Allah bin kere razı olsun. Gerçekten siz bu adamdan kurtulmalısınız. Müge Hanım artık sinir stresi hiçbir şey kalmaz. Zar zor ağlıyorum, ağlayamıyorum bile. Haklısın. Psikolojim alt üst olmuş, sinirden ağlayamadım mı gülmeye başlıyorum. Haklısın. Artık diyor millet bana deli diyecek. Vallahi... Kendi kendine gülen insana ne derler, deli derler. Yani ben bir anneyim. Namerde çocuklarımı muhtaç etmedim. Evde engellim var, onu bile. Yani görüyorum insanlar çocuklarını dilendiriyor. Arabaya engellisini koyuyor, dilendiriyor. Ben hiçbir zaman yapmadım. Engelli kim evde? Benim evde engellim var. Okay. 196 ağır engelli ablam var evde. Ya bir de evde abla var. Ben ablama bakıyorum Müge Hanım. Yani çocuğuna hangi birine dert yanayım ben Müge Hanım? Evde bakım alamıyorum. Maaşına yeri kondu. Kızımla mı uğraşayım, ablamla mı uğraşayım? Ameliyatlarıma giremiyorum maaşım yüzüne. Çünkü evimi basıyor. İşe gidemiyorum, evimi basıyor. Ya bu arada çocuk da okula gidemiyor. Ve oğlum okula gitme isteği kalmadı çocuğumun. 12 yaşındaki çocuk, şimdi az sonra size izleteceğim, diyor ki okula gidemiyorum diyor. Biz şimdi önce eve gittik, bir baktık bir eve. Mahalleliyle de konuştuk. Önce o bandı bir izleyelim. Ya böyle şey olur mu ya? Ya şansın adam, artık insan yani ne kaydı? Yani tebelleş olmuş. Evet. Böyle boyna boyna eve gelip bunları ya. Ve çok da rahat konuşuyor ha. Kafam iyiydi diyor. Ne güzel ya. Kafam iyiydi, gittim. İyi o zaman. Kafa iyi, her şeyi yap. Öyle yarın bir gün şey bu olabilir. Aile fertlerinden birisi öldürüle de bilinir. Ama var bak. Var var. Hepsinin çaresi var. Bir izleyelim önce şu mahalleliyi. Orak'la kapıya dayandı, ortalığı birbirine kattı. Yetmedi, hamile sevgilisini de beraberinde götürdü. Kızım artık dedi yeter, ben tamam söz geleceğim seninle. Benim boğazımı bıraktı, bana yumruk attı bu sefer. Kaçırılma iddiası. Kızımı aldı götürdü. Ya anneni öldürürüm ya kardeşini öldürürüm. Anne kıza dar edilen o ev. 7 aylık hamile bir kadın, ona kendini siper eden bir anne ve Orak'la ev basıp etrafa dehşet saçan eski bir sevgili. Kaçırıldığı öne sürülen Gönül Kaçar'ın evinde yaşananları araştırmacı gazeteci Müge Anlı ekrana getirdi. Damlarımı kırdı. Gelmiyor. Gelmiyor musun? Evet. Gelmiyor. Ne biliyorsun ya? Git burada. Duydum. Bakın hep canlarını zaten o şahıs kurdu. Annesi taktırdıydı, yine bir camıma kırdı. Yani bu Haşim Kara sizin aile musallat olmuş yani. Ay artık bir bıktık. Ekibimiz Orak'la eski sevgilinin kapıya dayanıp camı pencereyi kırıp geçtiği o evdeydi. Gönül Kaçar'ı kaçırmak için gelen Haşim Kara kapıları yüzüne kapanan eve girmenin yolunu işte bu demir korkuluğu yerinden söküp pencerenin camını kırmakla buldu. Elindeki orakla tehditler savuran Haşim Kara eve işte bu aralıktan girdi. Kızı için canını bile hiçe sayan Asiye Dinçer, olan bitenin izlerini hem yüzünde hem de içinde taşıyordu. O gün neler olduğunu evini gezdirerek anlattı. Buradan içeri giriyor ve bana saldırdı. Benim mırtlağımı sıkıp bu yatağa yatırdı beni. Polis geldi, kaçtı gitti. Buradan da girdi. Bakın buradan da girdi. Ne bulduysam dayadım ki girmesin içeri. Kapattınız, giremiyor. Şu an buradan giremiyor. Gördüğünüz gibi benim evimi yine dağıttı. Polislerle gerçekten saklambaç oynuyor. Ekibi gördüğü zaman bu sokaktan yukarı kaçıyor. Burası da kızımla ablamın odası. Daha da dağınıkta aslına bakarsanız. Toparlamaya çalışıyorum çünkü gelelim gidelim oluyor. Ev darmadağın olsun istemiyorum. Müge Hanım'dan Allah rızası için medet bekliyorum. Ben bıktım. Artık yani bir şey yapamıyorum. O komşum da gelmese benim burada
burada kimsem yok ki. Durumum olsa evi bırakıp çıkıp gideceğim ama durumum da yok. Torununu kucağına almayı planlarken hayatı adeta zindana dönmüştü Asiye Dinçer'in. Endişesi katlanarak artıyordu. Şikayetçisine şikayet. Bir sürü dosyamız var. Ben kızımı istiyorum. Benim şu an kızım sancılanıyor. Hastaneye götürecektim. Kızımı aldı götürdü. Ya anneni öldürürüm ya kardeşini öldürürüm. Evime benim buradan tiner bile döktü şahıs yani. Yakmaya bile kalktı bizi burada. Nasıl bir ahlak düzen var onu da bilmiyorum. Yani biz böyle bir şey görmedik. Bu şahısı gördüm ben. Yalnızca anne kız değil, Asiye Dinçer'in çocuk yaştaki oğlu da belki de ömrü boyunca hiç unutamayacağı o dakikalara an be an tanık olmuştu. Haşim annemi dövdü. Camı kırdı. Ben bunun hapse girmesini istiyorum. Okula gidemiyorum. Okuluma gitmek istiyorum. Arkadaşlarımı özledim. Müge abla bize yardımcı olsun. Panik dolu anlara komşu Funda gözlemede şahitlik edenlerden biriydi. Eli Oraklı eski sevgili çevre sakinlerine de aynı korkuyu yaşatmıştı. Kadını sürekli darbediyor. İşte kızını götürüyor. Orakla saldırdı eve. Kadın canavli ile beni aradı. Tekrardan bir saat sonra gelecek dedi. O gelmeden ben eve girdim. Burada camları kırmaya başladı. Orakla saldırdı. Gönül'e çıkacaksın dışarı dedi. Ben de camın arkasından ona biber gazı sıktım. Etkisiz hale getirdim. Polis geldi. Benim çocuğumu da darp etti. Kesinlikle istemiyorum mahallemde böyle bir şey. Ben arkadaşımı zaten, komşumu. Dedim ki Müge Hanım'a git. Çünkü dedim hani Müge Hanım gerçekten dedim bu işe dedim el atar. Yani Müge Hanım'dan yardım istiyorum. Bu insanın bir an önce cezaevine atılmasını istiyorum. Üzülüyorum çünkü bir komşu olarak üzülüyorum çünkü ben de kadınım. Düşünebiliyor musunuz? Komşu geliyor, adam içeri giriyor. Kadının elinde şey var. Evet. Ona sprey var, o ona sıkıyor falan yani. İnanılır gibi değil ya. Bütün mahalleye kabus. Benim çocuğumu dövdü diyor. 12 yaşındaki çocuk okula gidemiyor. Yani insanın başını belaya sokmak için birebir. Allah razı etmesin. Evet ya Rahmet. Yani ister istemez başını belaya sokar insan. Yani insanı katil eder evet, bir laf var yani, ya. İnsanı o kelimeyi kullanmak eder. İstemedim. Bela kelimesini kullandım. Her türlü belaya sokar yani. Tövbe yarabbim. Çaresiz tövbe bırakıyor insanı. Yani, ne yapacağını kendini savunmak için nasıl davranman gerektiğini Allah bilmiyorsun. Allah. O çaresizlikler. Bu ev sizin mi? Bu nedir? Ablamın evi, engellimin evi. Biz gece nedir uyku bilmiyoruz. Sabaha kadar tedirgin yatıyoruz. Anne tıklama duydum. Harşı mı geldi acaba? Benim kızım öyle diyor. Onun da artık sordu psikolojisi. Anne ben gitmesem sana zarar verecek. Yani biliyor ki annesiyle kardeşine gönül çok düşkün. Ben bunlardan bunu vuruyorum. Nasıl olsa vurduğum için geliyor. Şimdi benim Samsun'da emelim vardır. Hala içimde yaradır o kadın. Böyle sizi izleyince nurlar içinde yatsın. Öldü gitti, katili de yakalanmadı. Burnumun direği sızlıyor Emel'le ilgili. O üç çocuk annesi kadınla ilgili. Kocası eve gelince uykudan uyansın diye penceresine İneklerin, koyunların evet. boynuna takılan çanları takmıştı. Tabii. Çünkü adam oradan kedi gibi tırmanıyordu. Bir de bunlarda böyle bir şey oluyor ana. Bizim çocuklarımız düz yolda zor yürüyor. Bunlar böyle kedi gibi damlardan falan bir tırmanıyorlar. Böyle birden bir mamut avlama içgüdüleri geliyor bunların içine. Kadının o çanları vardı, manları vardı. Kadını öldürdüler kardeşim. Katili de yakalanmadı. Evet, hala çıkmadı. Maalesef. Heh. Hala Emel Kılıç, o üç yani tane çocuğu nasıl da... Nasıl çıkmadığına hala hayret ettiğimiz olaylardan bir tanesi de bu. Katili nasıl de belli. Nasıl yakalanmadı? Bütün fotoğrafları ortaya koyduk. Bütün durumları, şahitleri dinlettik. Katili belli, şahidi her belli. Her türlü ortada. Bana göre dosya tam manasıyla hazır. Tekemmül etmiş vaziyette. Ama yakalanan katil yok. Bir mana veremedim. Katili yakalanmadı. Yine aynı adı taşıyan kız kardeşi Emel çocukları bakıp büyütecekti. O yine o kedi kocası yüzünden alamadı onun korkusunu evleri. Çocuklar ayrı ayrı yerlerde büyüdü. Onun çocuklarından çıkmış bile olabilir biliyor musun yurttan? Yani bir arasanıza Emel'ciğim ya. Ben onun kız kardeşini de çok seviyordum. Bak çıkmış bile olabilir çocuk 18 evet. yaşını doldurup. Evet. İnanılmaz evet. bir şey. Tutuklanmadı da. Kadının bir cenazesi de olamadı. İşte aynı şey ya yani. Kardeşim insan ayrıldığı kişiyle barışmak ister. Çok saygı duyarım. Ama yani bu şekilde yapışmak. Allah yani Allah. Daha şey bir şey bu bulamıyorum. Bu barışmak değil ki bu zaten. Bu yapışmak yani. Tabii bu ne ki. Bu böyle yani şimdi. Neyse bizim ekip arkadaşlarımız gittiler. Haşim'in evine dediler bu ki acaba orada mı? Bu taciz etmek. Yani yalnız hayati tehlike değil. Taciz de var, tehlike de var, tehdit de var. Her şey var bunun altında. Gittiler Haşim dediğim gibi evde. Yanında senin kız. Senin kız dedi ki ben kendi isteğimle buradayım.
Ama ne zaman, Allah polisimizden razı olsun, ne zaman polis ekipleri geldi, aldılar bunları, götürdüler emniyete. Kız o baskıdan kurtulunca her şeyi anlattı. Ben burada zorla tutuluyorum çünkü aksi halde anneme, kardeşime zarar vereceğini, onları öldüreceğini söylüyor dedi. İşte izleyelim. Benim mutfağımı sıkıp bu yatağa yatırdı beni. Tehdit. Ya anneni öldürürüm ya kardeşini öldürürüm. Kaçırma. Kızımı aldı götürdü. Dehşet saçan Oraklı eski sevgili. Sen bittin oğlum. Gönül kaçar bulundu, takıntılı aşık gözaltına alındı. 7 aylık hamile eski sevgilisi Gönül Kaçar'ı kaçırmak için evini basan, şiddete başvuran ve 28 yaşındaki genç kadını beraberinde götüren Haşim Kara'yı bulmak için ekibimiz yayınımızın ardından harekete geçti. Gönül Kaçar'ı kaçırdığı iddia edilen Haşim Kara'nın adresindeyiz. Burada hem Gönül Kaçar'dan hem de kendisinden bir iz arayacağız. Gittiğimiz adreste ilk karşılaştığımız kişi Oraklı eski sevgili Haşim Kara'nın annesiydi. İddiaların odağındaki ismin annesinin tüm olanlara rağmen kayıtsız tavrı dikkat çekiciydi. Haşim Bey burada mı? Müge Anlı'dan geliyoruz. Merhabalar. Merhaba. Haşim Bey nerede? Gönül Hanım nerede? Ha? İçerideler mi? Getirmiş ha, bak dışarıya kadın. Ya bak karısı yine iyidir, hamiledir. Yapmasın bu kadın ya, kurban olayım. Bir de kendisine soralım, kendi rızasıyla mı? Seviyorlar birbirini. Soracağız kendisine. Haşim Bey. Gel Haşim konuş ya. Orak'la sevgilisinin kapısına dayanan Haşim Kara bu kez görüntülerdeki kadar cesur değildi. İlk etapta sorulara kapı arkasından yanıt verdi. Gönül Hanım, benim sorularım şu an size. Siz burada zorla mı tutuluyorsunuz? Ama neden bunu yüzümüze karşı söyleyemiyorsunuz? Buraya eşyalarımı almaya geldim. Nereye gideceksiniz? Anneme. Hadi götürelim o zaman sizi. Siz gidin ben götürürüm. Biz de yardımcı olalım. Siz yardımcı olamazsınız. Ben o görüntünün cezasını yattım. Eşim için, yuvamı kurtarmak için yapmıştım. Sonra da eşimle herhangi bir sorunum yok. Peki şunu soracağım. Eşim diyorsunuz ya, sizin nikahınız var mı? İmam nikahlıyız. Resmi nikah kıyacak mısınız? Ben kıymaya hazırım. Annesi izin verirse tabii. Peki, Gönül Hanım'ın çocuğu sizden, doğru mu? Evet, öyle diyor kendisi. Ben de inanıyorum. Zaten cezaevindeydim, 2 aylıktır. Size karşı herhangi bir sorunum yok. O da kaynanamdır. Kendisi şu anda bilmiyorum ne amaç zaten beni gitmiş yargıya her türlü konulara... Yani 10 tane dosya, 15 tane dosyam var. Sırf bu konu üzerinde, başka bir konu değil. Zaten şikayetçiyim ben bundan. Ben onu aldım, kendim teslim edeceğim. Ya bir gelseniz, tamam kamerayı kapatayım. Gelin bir yüz yüze konuşalım, tamam kamerayı çıkarayım, tamam. Hocam. Söz mü? Kapat bak, ben çıkarıyorum kamerayı dışarı. İkna çabalarımız sonucunda Haşim Kara ardında beklediği kapıyı araladı ve Gönül Kaçar'la annesine yaşattıklarıyla ilgili konuştu. Kaçırmadım. Kendisini konuşma amaçlı. Gebe kendisi 7 aylık. İhtiyacı vardı. Beni çağırdı. Eşyalarını alacağını söyledi. Tabii dedim ki alabilirsin. O görüntüler hakkında ne söyleyeceksiniz? O görüntüler çok eski bir davadır. Beni orada tahrik ettiler. Evde, içerideki insanlar onurumu kırdılar, gururumu kırdılar ve o hale geldim. Kafam da güzeldi. Gittim cezasını da yattım. Pişmanım o. Yapmasaydım keşke yani ne olursa olsun. O şekilde yapmamam lazımdı ama yaptım. Gönül Hanım'ın annesini darp ettiniz. Ben o gün kafam güzel gittim. Sadece önüme hep girdi. Eşimle beni konuşturmamak, itme, tahrik etme, fretme, hakaret etme. Ben de tuttum ama vurmadım. Kendisi vurdu diye hitap ediyor. Ben onun 2-3 günden beri görüyorum gözünün o halde olduğunu. Sizinle ilgili değil mi yani? Bilemiyorum. Ne olursa olsun her şey benden biliniyor. Peki kısa bir süre sonra bebeğini kucağına almayı planlayan Gönül Kaçar ne söyleyecekti? Gönül Hanım nasılsınız? Aileniz sizin için endişeli. Çok şükür iyiyim. Konuşmaya geldik hem de eşyalarımı almaya geldim. Ne konuştunuz? İşte ne yapacağız ne edeceğiz diye bebeğe yazık falan diye. İşte ben de ona söyleyeceklerimi söyledim. O da kabul ederse böyle. Tamam, ne şartlarınız neler? Ne istiyorsunuz? Düzgün olmasını istiyorum. Çalışmasını istiyorum. Ayrı ev istiyorum. Evlilik konusunda ona tam güvenmiyorum. Bu güveni ne sağlar? Bilmiyorum. Gelecekle ilgili planlarınız neler? Allah büyüktür diyorum. Ama dediğim gibi evlilik konusunda ona tam güvenmiyorum. Haşim Kara ve Gönül Kaçar'la konuştuğumuz esnada yayınımızı ihbar kabul eden Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri bulunduğumuz adrese geldi. Emniyet ekipleri Haşim Kara'yı da polis merkezine davet etti. Şu anda ikili emniyet aracına bindiriliyor. Aile İçi ve Kadına Şiddetle Büro Amirliği ekipleri tarafından alınan Haşim Kara ve Gönül Kaçar
Güngören polis merkezine getirildi ve buradaki ifade işlemleri başladı. 7 aylık hamile olan 28 yaşındaki Gönül Kaçar artık güvende. Oraklı eski sevgilisi savcılık talimatıyla gözaltındaydı. Haşim Kara Cumhuriyet Başsavcısı kararıyla gözaltına alındığı geceyi Güngören Polis Merkezi'nde geçirecek. Gözaltına alınan Haşim Kara'nın sorgusu sürerken Güngören Polis Merkezi'nde ifade veren Gönül Kaçar'ı çıkışta ekibimiz karşıladı. Bunca zaman sevdikleri zarar görmesin diye susmak durumunda kalmıştı Gönül Kaçar. Artık eski sevgilisi yanı başında değildi. Güvenli olmanın verdiği huzurla rahatça konuşabiliyordu. Annemlere zarar veriyor diye gitmek zorunda kaldığımı anlattım. Şikayetçi oldum. Bize verdiğiniz ilk röportajda kendi rızanızla orada olduğunuzu söylemiştiniz. Hayır, çünkü ben onun yanında rahat konuşamıyorum. Kendisi sizinle evlenmek istediğini söyledi. Sizin onunla bir gelecek planınız var mı? Benim ona güvencim yok. Evlenmeyi düşünmüyorum onunla. Annenizin burnunu kıran, annenizi darp eden o muydu? Evet, Haşim Kara. Kaç kez evinizi bastı? Bu bir değil, iki değil, üç değil. Çok oldu. Kurtulmak istiyorum. Müge Anlı bize yardımcı olsun. Artık kurtulmak istiyorum diyen Gönül Kaçar, emniyetten ayrılarak ekibimizle yola çıktı. Emniyette kalan eski sevgilisi ise geceyi gözaltında geçirdi. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gönül Kaçar... Evet, Haşim'in toplam 26 farklı suç kaydı var. 26 suç kaydı. Tehdit, kasten yaralama, mala zarar verme ve daha hep böyle benzer şeyler. Aslında birçoğu da sizinle alakalı. Dediğim gibi bu adam bunların başına tebelleş olmuş, gitmiyor. Hayatım, öncelikle seni bir kızınla buluşturayım. Kız da 7 aylık hamile. Gel bir ayağa bak, şuradan gelecek kızın, gel. Önce bir kızına sarıl. Canım benim ya. Annem, kurban olurum sana annem, yavrum. Annem, sana kurban olurum, seni benim Allah'a kurban olurum. Kızım, cennet kokulun ne olur, cennet kokulun ne olur. Yavrum. Hoş geldin Gönülcüğüm. Hoş bulduk. Gel, hoş geldin. Gel, buyur. Sen 7 aylık hamile olduğuna emin misin? Bayağı da karnın büyük. Kız bebek mi? Kıza benzettiler ama tam belli değil dediler. Ne zaman gittin? Ne zaman? Doktora. 3 ay öncesi gitti hocam. 3 ay öncesi gitti. Yani ben ya işte ay 24'ünde hastanede randevusu var. Hem cinsiyet hem de sağlığı için gideceğiz. Sen grip misin? Bir mendil versene Sevcoş. Grip mi oldun sen? He? Burnu da kıpkırmızı. Kıyamam ben sana. Bu zaten ağladığı zaman burnu hep kızarır onun Müge Hanım. He. O benim sen kaç yaşındasın Gönül? 28. Teşekkür ederim. He? 28. 28. Nereden buldun sen bu Haşim'i? Arkadaşımın dayısı. Amcası. He. Amcası işte. He. Gördün aşık mı oğlum? Hayır, ilk zamanlar istemiyordum. Peşimden çok koştu. Bu sana kafayı takmış anladığım kadarıyla. He? Evet. Dün arkadaşlar bir gittiler, dediler ki Gönül biz burada seviyorum falan dediler de bir sana bir sinirlendim. Sonra baktım ki emniyete gidip doğruları anlatınca anladım ki orada da tabii tehdit altındasın. Ya evet. Zaten karakolda da diyor. Ben burada kendi isteğimle duruyorum ama diyor ben tehditle duruyorum. Bunu söylüyor, açık açık söylüyor. Ya annemle kardeşim için tehdit ediyor beni. Ben de gitmek zorunda kalıyorum. Ne diyor? Anneni öldürürüm, kardeşini öldürürüm diyor. Kaçırırım, yok ederim kardeşini. Peki sana nasıl davranıyor? Bana normalde iyi davranıyor ama namusum konusunda iftira atıyor. Kıskanıyor, kıskançlıktan mı böyle şeyler söylüyor? Ya hem kıskanıyor hem de içiyor. Yalnız şunu da söylemem lazım. Şimdi bu böyle bir klişeleşmiş bir laf ya, kafam iyi mesela. Ben bu kafam iyi lafını hiç kabul edemiyorum. Ne demek kafa iyi? Kafa iyiyse... O zaman kardeşim şimdi benim kafam iyi olsa yani bazen böyle hani güzel mutluyum yani işte benim için de o anlamda değil ama yani tamam işte kafam iyi her şeyi güzel görüyorum. Mutlu olmak demek o yani böyle kafası insanın iyiyse mutlu olmaz mı yani neşe saçar mutlu olur etrafa da neşe verir. Ha, kafa iyi tamam. Bunların kafa iyi anlayışını ben anlamıyorum. Bunun kafası iyiymişim. Bunun kafası ya, kötü oluyor böyle. Kafa iyi, kafam güzel terminolojilerini bunlar tabii ki
kullandıkları yasaklı maddeler etkisiyle. Tamam, kafası güzel oluyorsa ne o zaman yani? Hiç güzellik yapmıyor insanın o kafası güzelse güzellik davransın. Normal sizin söylediğiniz iyi kafa. Hocam onun arkasına saklanıyor benim bildiğim belli bir işte. Miktarda eğlenmek ve mutlu olmak için bulunan kafadır. Sahip olacağın kafadır. Ha. Ama bunlarınki kafayı yemiş olmak için yapılan işlem. İyi de yani o zaman kafam iyi demesin. Kafayı yemiştim desin mesela, anlayalım biz. Kafa iyi. Yani kafam güzel. Güzel değilsin ne yani. Ne güzeli ya. El alemin dışarıdaki herkesin kafasını götürecek bir rezalet yapıyorsun. Sonra benim kafam güzeldi. Senin kafan güzelmiş. Başını yesin böyle kapadın. Aynen öyle. Tövbe ya Rabbi, tövbe ya. Şimdi arkadaşlar dün... tabii böyle bir şunu da size söyledim. Yani aslında yapılabilecek birçok şeyiniz var. Evet. Sadece başvurularınızda her zaman söylüyorum, lütfen ısrarlı olun. Şimdi bazı eskiden bizim karakollar vardı, mahalle karakolları, onların da belalıları vardı. Bu şimdi ilçe emniyet müdürlüklerinde onlar daha büyükler ama yine onları da öyle düşünmek lazım. Onların da belaları var. Aslında siz de Güngören ilçe emniyeti benim anladığım kadarıyla çok yakından tanıyor yakinen. Ya çünkü sizin bir değil, iki değil, üç değil. Yani evet. Siz de orada tanınan bu anlamda bir ailesiniz. Fakat şikayetlerinizi sonuna kadar götürmeniz çok önemli. Hani bu iyi de düzelecek de, aman evleneyim, aman hamile kaldım falan da bunu keserseniz size ne savcı ne polis hiçbir şey yapamaz. Bu aslında vereceğim bilgi genel bir bilgi. Şimdi 25 Kasım Kadına Şiddeti Önleme Günü. Adı herhalde doğru söylüyorumdur. Yani burada da konuşacağız. O gün de konuşacağız, anlatacağız bazı şeyler ama yeri gelmişken bunu söyleyeyim. Bakın, elektronik kelepçe prosedürü var ülkemizde. Ve gerçekten emniyet bu prosedürü çok dikkatli bir şekilde takip ediyor. Bu şekildeki insanlar için, yani bu şekilde evinizden uzaklaştıramadığınız insanlar için lütfen bu prosedürü uygulatmak için çalışın. Bu önce emniyet bir süreci değerlendiriyor. Sonra mesafe belirleme tutanağı hazırlanıyormuş. Mesela mesafe en az 500 metreden fazla olmalı. Yani 500 metre yakınına yaklaşamayacak o kişi. Bir mesafe belirliyor emniyet. Sonra bu çalışma ve tutanaklar Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderiliyormuş. Onlar da konuyu eğer uygun görürlerse, ilçe emniyetin kendisine verdikleri bu tutanaklara bakıp konuyu uygun görürlerse, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne yönlendiriyorlarmış o dosyayı. Vakayla görüşme yapılıyor. Şönün müdürü, sosyal çalışmacı ve bir de polis memuru bulunuyor. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne yapılan tüm çalışmayı hazırladığı raporu mahkemenin değerlendirmesine sunuluyor. Ve o kişiye, sizi bu şekilde böyle mağdur eden kişiye de elektronik kelepçe takılıyor. O elektronik kelepçenin dediğim gibi bir sınır var. O sınırı aştığı noktada bir uyarı geliyor. Ve o uyarıyla hemen işlem yapılıyor. Sonunda hapis zaten cezası. Yani o şeyi bozmayacaksın yani. O prosedürü bozmayacaksın. Şimdi az sonra hatta muhabirimiz Hüseyin Coşkun'a da bağlanalım. Haşim Kara'nın Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor. Ben bir kere Sayın Savcımıza da çok teşekkür ediyorum. Dün gerçekten konuyla çok yakından ilgilendi. Emniyette tutulmasına karar verdi. Bugün de adliye sevk edilecek. Şimdi bugün bir tutuklama kararı çıkarsa cezaevine girer. Fakat cezaevine girse dahi bizim Betül komiserimiz var Asayiş Şube Müdürlüğü'nde. Arkadaşlar sabah kendileriyle görüştüler. O prosedürü başlatmış bile. Ben dedi prosedürü başlattım. Şimdi ilçeyle de konuşacağım. Elektronik kelepçe için. Tutuklansa dahi biz o prosedürü şimdi işleme sokarız. Çıktığı anda takarız dedi. Aa, çıkıyor Hüseyin. Şu anda Asayiş Büro amirliğinden çıkarılıyor. Pişman mısınız? Ne söyleyeyim? Hayır, pişman değilim. Hiçbir şey yapmadım şükür. Darp ettiniz, ev bastınız. Öyle bir şey yapmadım. Görüntüler var. Görüntülerde iyi baktım. Dün pişmandınız, bugün ne oldu? Pişman değilim ki. Pişman bir şey yapmadım ki. Pişman değilim. İşte tam da elektronik, aslında tam da başka şey söyleyeceğim de işte yayında söylemiyor. Nedense normal hayatta kullandığımız şeyleri canlı yayında söyleyince oluyor. Herkes her şeyi söylüyor da evinde. Biz söyleyince olay oluyor. Şimdi ben buna bir saydırırım, 3 gün saydırırım da. Tamam işte yani şöyle söyleyeyim kibarca, bu tam elektronik kelepçelik. Bunu biraz da tutuklasınlar. Bu demek ki emniyette bu... Bir şey olmamış bu, bir sakinleştirmemiş. Evet. Çünkü bir şeyler içmesi lazım. Anlatıyor. Bunu pek sakinleştirememişler. Bunu inşallah bir sayın savcımız bir sıkılasın orada. Biraz da biraz cezaevinde bu sıkılansın. Siz de o sırada şu elektronik kelepçe prosedürünü yapın. Ben Güngören'de bir demirci kardeşim vardı. Rica ediyorum şu ailenin
şu demirini bir tamir ettirmek için bize ulaşırsanız, ekip arkadaşlarımız da orada, orada bir demirlerinizi tamir ettirelim. Ya size asıl yapılması gereken ne biliyor musunuz? Bak, vallahi şöyle bir uygulama da var. Param olsa evi taşıyacağım, bu kadar nefret ettim. Asilciğim bak, şöyle bir uygulama var. Gerçekten siz bunu yapın. Gidin ve kimliğinizin değiştirilmesi için başvurun. Kimliğinizi değiştirsinler, sizi başka bir ile, başka bir hayata taşısınlar. Bak gidin bunu yapın. Siz bu adamdan kurtulamazsınız. Valla Müge Hanım, sizden yardım istiyorum bu konuda. Beni kurtarın. Yani bu çıksa bile yine aynı işini yapacak. Çünkü girdiğine geldi, baltayla geldi, bıçakla geldi. Tamam, burada önemli olan şu ama bu sizin kararınız. Yani siz sen iki tane çocuğunu alıp gönül deşti. Bu adamı da bırakıp, herkesi de bırakıp başka bir hayat kurmak istiyor musunuz? Valla ben İstanbul'u bile terk etmeyi düşünmüyorum param olsa. Gönül? Evet, annem doğru söylüyor. Burada zaten yani İstanbul'dan gidelim, başka bir yere gidelim. Bak şimdi şiddet önleme merkezi, şönüm sizle konuşacak, bakanlığa bağlı. Bence bu elektronik kelepçenin yanı sıra bunu da isteyin. Ben bu adamdan korktum ya. Yani bunun sonu iyi değil. Ya Müge Hanım, öldürmeye karar verdim. Allah rızası için herkes diyorum, bana bir silah getirin. Ben bu adamı belden aşağı vurayım, ben yatayım cezaevinde. En azından o da cehennem olsun, felç kalsın, zıvarsın, yatsın evinde. O kadara kadar getirdim. Getirdim, yakmaya kalktım, yakamadım, geri kaçtı. Taylan'ı kaynattım, suyu döktüm, geri kaçtı. Yani o derece bezdirdi beni, o derece. Yani diyorum ya, işe gideceğim, evden çıkıyorum, servise bineceğim. Kızım arıyor, anne işe gitme, geri gel, harcım geliyor. Haydi ben işe gitmiyorum, geri geliyorum. Şu an benim dolabım tam takır kuru bakır. Benim çocuğum evde iki tane yumurtayla duruyor akşamdan. Daha eve gideceğim, yemek hazırlayacağım çoluğuma çocuğuma. Yani hangi birini sayayım sen Müge Hanım? Yuncum ya, ablamın maaşı kesildi. Evde bugün zaten almıyordum. Maaşı da kesildi. 6 aydır tek bir başına babamdan aldım 2,5 milyar. Onda borcum var, borcuma gidiyor. Daha da dünya kadar borçlarım var. Yani hangi birini anlatayım size ben? Kızımın derdi, ablamın derdi, kendi dertlerim. İnanın ameliyata giremedim. Sırf onun yüzüne... Sen nerede çalışıyordun, nasıl? Ben babamdan emekliyim Müge Hanım. Allah babamdan razı olsun. Tabii Allah sizlerden de razı olsun. Allah devletimizden de razı olsun. Allah sizler gibi hocaların, avukatlardan da razı olsun. Yani siz olmasanız, yanlış anlamayın, bir kadın dul olduğu zaman hep kötü gözle bakılıyor. Peki hanım geri geldi, gece pet şişe topladım. Vallahi şimdi buradan Güngören Belediye Başkanı'na da seslenirim, ararım da, o da size yardımcı olurdu ama siz orada, bilmiyorum yani, siz orada rahat edemezsiniz. Yani bu adamı tutuklasalar kaç gün tutuklayacaklar? Bu adamı şimdi eminim ki Sayın Savcı bizden daha öfkeli olacaktır. Mutlaka. Herkesin çoluğu çocuğu var, o da insan. Yani savcı dediğimiz kişi de bir insan yani. Birinin babası, birinin kocası. Eminim adam da ya da kadın da sinir küpüdür. Aynı vicdani. Aynı duygular. Ama şimdi elinde de bir şey var. Ne kadar tutuklayacak ki tutuklasa? Gene çıkacak. Ama tutuklansa dahi çıktıktan sonra bu adam yine... Yapacak. Bu hanımefendilerin yakasını bırakmaz. Bırakmayacak. Bırakmayacak. Onun için bahsettiğiniz tedbirlere gecikmeden başvurmalarında fayda var. Valla dediğim gibi Müge Hanım. Valla Asiye'cim bak Gönül, senin de akıl gidik. Sen de bu adamların peşine düşmüşsün. Hamile, sen niye hamile kalıyorsun kızım yani? Sen de niye bir kendine dikkat etmiyorsun? Kimden hamile kalıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Niye bir etrafınıza bakınmıyorsunuz ya? Yani şu telefondan o onunla mı evlendi, bu bununla mı şey, bakana kadar biraz da kendi hayatınızla ilgili bir bakın ya. Bakın bakalım bir Yunus balıkları ne yapıyor falan. Biraz ufkunuz genişlesin. Ya gülmeyin ama bak, çok önemli yani. Doğayı bilmeden kendi hayatımızı... şey yapamayız yani, idame ettiremeyiz. Yavrum, gidin ve gerçekten devletten tam anlamıyla sığınma isteyin. Bak bu, ya bu adam size bir şey yapar ya siz bu adama bir şey yaparsınız. Bunu söylediğim için bu adamı kendime düşman ettiğimin farkındayım, hiç umurumda değil ama ya uzaklaşın bu hayattan. Yapmak zorundasınız yani. Bir de 12 yaşında bir oğlunuz var sizin. Bak, o çocuk evet. Okula gitmiyor. Evet. O çocuk kaça gidiyor? Yani o çocuğu benim düşünmek zorundasın. Benim çocuğum özel algılamalı bir çocuk sayın. Müge Hanım, algılama sorunlu bir çocuk. Özel eğitime gidiyor şu an. Hatta bugün geri kendi aradım. Öğleden sonra yalın randevusunu dedim. Okulu öğleden sonra getireceğim dedim. İşte, kızı da okul. Oradakiler de tanıyor yani. Bu Kara ailesini tanımayan yok Güngören'de. Kara ailesi dendiği zaman, Kara dendiği zaman bizim...
Gün gelen emniyeti illallah diyor. Yaka silkiliyorlar. Yani ne olacak bilmiyorum. O basılan evin... Çünkü önümle konuşacaksınız ya bakanlıkla. Evet. Bak beni dinleyin. Zaten asayiş şube şeyi ben hemen başlatacağım dedi. Dediğim gibi Betül Komiser buradan da ona sevgilerimi iletiyorum. Kelepçe işini başlatacağım dedi ama kelepçeden öte sizin o diğer önlemleri almanız gerekiyor. Bak ben size oradan evde ayarlarım, üst katta ayarlarım, onu da yaparım, evin içinde döşerim. Onlar hiç problem değil ama çare değil. Yani şurada hani desem ki alt katta oturmasınlar, üst katta otursunlar ne olacak? Apartmanın içine girecek, gene kapıya dayanacak. Zaten diyorum ya İstanbul'u terk etmek istiyorum, durumum yok. Şöyle söyleyeyim, aslında dededen biraz mirasımız var ama mahkemeliyiz. Elimize bir şey geçmiyor. Siz nerelisiniz? Annem Rize, babam Erzurum'da daş. Yok mu sizin Rize'de bir köyünüz mü? Rize'de dededen, babamın, annemin babasından biraz mal kaldı ama mahkemeliyiz. Onlar da sürüyor, onlardan da bir gelir yok. Keşke olsa da dediğim gibi İstanbul'u terk ediyor etsem. Babanın köyü yok mu? Yok, Erzurum'da hiç kimse yok. Mal da yok, mülk de yok. Ah abi, taşı toprağı altın diye herkes İstanbul'a koştu da ne hayatlar ne dramlar. Köyde yaşasan yine küçük yerde başka şeylerin var. Karnın doyar orada. Hayır, bir de başka koruma kalkanların var, akrabaların var, oyun var, buyun var yani. Böyle İstanbul'da bu kadınlar tek başına kalmış. O çocuk özel eğitimde, bu çocuk ilkokul mezunu, evde başka engelli çocuk. Asiye bu üçüne bakacak da sahip çıkacak. Karınlarını doyuracak. Bir de bu koruyacak onu. Koruyup kollayacak. Mümkün değil. Allah sağlık sağlık verdiği zaman. Asiye Sönüm'le konuş. Ben sizi bırakmayacağım. Yani bir daha tekrar Emel gibi falan. Tabii ki Türkiye'de diyeceksiniz ki kaç tane olay var. Bir deniz yıldızı, bir deniz yıldızıdır. Sana denk geldik. Ben seni bırakmayacağım ama konuşun, bir kararınızı verin. Gönül'ün falan da karar verecek hali yok. Sen bir otur kararını ver. Şiddet Önleme Merkezi ile net konuşun. Evet. Ondan sonra gidin buralardan. İnşallah. İnşallah. Zaten çok istiyorum yaparlar artık. Siz istersiniz. Ya ama ben... bak Asiye, orada şöyle bir şey var. Yani sen oraya gittin mesela, seni aldılar, Konya'ya yerleştirdiler. Sen sonra gidip de buradaki komşunu aramayacaksın yani. Bu sonra tutup da Haşim'i aramayacak. O başka bir sistem. Onun için çok kararlı olmak gerekiyor. Orada tamamen her şeyden uzaklaşmak demek. Evet. Anlatabiliyor muyum? Kendinize tamam. Yeniden bir hayat kurmak demek. Evet. Onun için de çok dirayetli olmanız lazım. Sen tamam. Kaç senedir bu Haşim'le böyle şey yapıyorsun? 5. Peki bu çocuğun babası kim? Haşim. Annen diyor ki emin değiliz. Ya o beni bir gün içirip sarhoş ettiğinden öyle diyor. Hatırlamıyorum. Şüpheleniyor. Şey hatırlamıyorum diyor. Ben açık ve net söyleyeyim. Karnındaki çocuktan hala da test istiyorum. Çünkü dediğim gibi Ramazan, Aziz, Ali, Veli benim kızım Haşim'den başkasıyla olacak kadar karaktersiz bir insan değil evladım. Ama kendi bunun hayatındayken kızımı ekliyor. Yani seni içirdiğinde sana tecavüz mü etmişler? Hayır, tecavüz değil de sözde o gün polisler gelmiş, ambulans gelmiş. Ben küfür etmişim ambulanstakilere. Kendime geleyim diye iğne falan yapmışlar ama gelmemişim. Bu Haşim hatta karakola götürmüşler ifade için. Efendim, dün vallahi benim de gözüm kulağım Bakırköy Adliyesi'nden gelecek haberdeydi. Gönül Kaçar ve annesi Asiye Dinçer biliyorsunuz aramızda. Ben anne Asiye Hanım'a da çok üzüldüm. Gerçekten yani kızını korumak için sürekli eve musallat olan bir adamdan dayak yemek zorunda kalmak gerçekten çok zor. Evde 12 yaşında bir çocuk ve bakıma muhtaç bir ablası da varken Asiye Hanım diyor ki ben ne yapayım diyordu. Dün biliyorsunuz en son onların evine giren bu oraklı ya sevgili de demeyeyim abicim. Yani şimdi mesela siz de öyle yazıyorsunuz da oraklı sevgili, eski sevgili. Bunun adı sevgililik değil. Oraklı manyak yani aslında. Hani İngilizce anlamında söylüyorum şimdi. Canavarlık. Evet. Yani manyak diye bir şey var ya İngilizce'de. Evet, yani oraklı. Evet, yani... Canavar ne diyeyim, insan olduğunu bile düşünmek istemiyorum. Bu Haşim'i biliyorsunuz en son Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilirken bırakmıştık. Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sonra onlar da Bakırköy Adliyesi'ne sevk ettiler. Konut
Sayın savcımız uzun bir müddet onun orada ifadesini aldı. Ellerine kollarına sağlık. Konuk dokunulmazlığını ihlal, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve darp suçlarından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkemede tutuklanmasına karar verdi. Şu anda kendisi Metris T-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda. Gözünüz Allah razı olsun Müge Hanım. Ya, Allah bizden. Sizin tuttuğunuzu ne istediğinizi Allah istiyorsanız gönlünüzde ne varsa Allah onu versin. Ay çok mutlu oluyorum. Yemin ediyorum inşallah. İki gündür sizin sayenizde rahat bir uyku uyuyorum ben. Kızım da öyle. Anne kapı çalacak. Anne bir tuttuğu zaman uykusundan uyanan şu an iki gündür kızım yok. Ben yokum, rahat uyuyorum. Allah razı olsun. Ya hepimizden. Rabbim onu girdiği delikten inşallah çıkartmasın. Amin. Çünkü ıslah olmaya ne yok. İki kere, üç kere yatıp çıkan bir insan benim bildiğim aklını başına getirir. Onda o yok. Hala aynı hareketler. Yani savcıya da dedim, savcının yanına karşısına çıktık. Sayın savcım dedim, 6 ay önce yaptığı olayı aynısını yine yapmaya kalktı. Aynısını yine yapıyor. Yani tabii burada bir suçun tekrarı da var. Aynen. Yoksa aslında tutuklanma, yani herkes tutuklanmak zorunda değil. Ama burada bir suçun tekrarı var. Bu anlamıyor. Bu yapıyor, uzaklaştırma anlamıyor. Var. Uzaklaştırmayı ihlal ediyor. Evet, dinlemiyor. Yani bunu savcı bir şekilde gitmeyeceksin diye inatla bizimle geliyor. Şimdi genel olarak kamuoyunda bizim şurada vatandaş olarak seyrettiğimiz şu gösterileri buna rağmen eğer yani kalkıp da bu kişi elini kolunu sallayarak tekrar dolaşsaydı güven duygusunu kaybederdik. Hukukçu olarak dahi bu duyguya düşebilirdik. İşte hukukun, kanunların olmasının sebebi vatandaştaki güven duygusunu, adalet duygusunu tesis ettirmek. Ben bir kere daha emeği geçen polis arkadaşlarıma, Sayın Cumhuriyet Savcısına, sayın kararı veren hakime bir hukukçu olarak saygılarımı iletiyorum. Elinize sağlık. Herkes şuna artık rahatça diyor. Türkiye'de de hakimler var. Adalet var. Korku içinde değiliz. Bu güvenle yaşıyoruz. İşte kamu, aslında Rami Bey de kamuoyu adına konuşuyor. Kamuoyun adına konuşuyor. Evet ve işte kamuoyunda böyle gayet hissettiği ortada. Kamuoyunda bunun yerleşmesi çok, çok önemli. Çok haklısınız. Sizin belirttiğiniz İngiltere'deki hakimin ne kadar basit bir konu için verdiği tutuklama kararı o olay için değil. Ama bu olaydan dolayı huzuru kaçan bütün kamu adına tutukluyorum demişti biliyorsunuz. Burada da artık yalnız bir tek olay değil. Bu olayı görüp de lanet olsun bunu yapıp da halen elini kolunu sallayarak dolaşıyorlar denmesin ve kamuda, toplumda bir güven duygusu iyice yerleştin. Artık o bakımdan yaptığım. Artık bu arada İngiltere'deki hakimden bahsetmeyelim bence. İstanbul'daki hakimden bahsedelim bunu yani şey yaptığımız değildir. Zaman. Çünkü biliyorsunuz bizim İstanbul'daki hakimimiz de metrodaki eli bıçaklı saldırgana aynen bu şekilde bir ceza vererek toplumun sükun ve huzurunu bozduğu için bir ceza verdi biliyorsunuz o evet, eli bıçaklı. Evet. Yani o İngiltere'dekinden sonra Türkiye'deki saldırgana, İstanbul'daki hakim de aynı şekilde takdire şayan bir karar vermişti. Ve bu takdire şayan kararlar artık devam edecektir. Biz de inanıyoruz ki bu memlekette adalet kelimesi varlığıyla, manasıyla bu memlekette yerleşmiştir, yerleşecektir. Evet, bunu gösteren devam edecektir. Evet. Devam edecektir. Yani zaten şöyle bir 100 kişiye bir işlem yapılsa bak bakalım 101. kişi onu yapıyor mu? Evet. Yani evet. Biraz da herkes elini ayağını sahip olacak. Böyle bir şey yok. Bu sevgililik değil, bu aşk değil. canlarım benim oraklı adam yazmışlar. Evet ya. Yani adam kelimesi bile hani şey var ya hani adamın dibi falan diyor ya bizim yani gençler mesela. Yani o bile diyecek ki yukarıdakilerde ne yazalım sizin için söylemiyorum. Adam kelimesi bile şey. Bunlar daha böyle ehlileşmemişler yani. Ne diyeyim hani geçememişler yani o şeye. Yani bu sevgililik mi? Sen ağlıyorsun sen sevincinden mi oldun? Sen bir de seviyorum falan diyormuşsun arada annene. Hayır. Vallahi seni de gebertirim ha. Hayır soğudum nefret ettim ben ondan. Ettin mi? Evet. Yani onun sayesinde kızımın kendi güveninde kalmadı. Buna emin olabilirsiniz. Bu sevgi zaten, değil. Zaten içine kapanık bir insandı kızım. Bir çocuk Gönülcüm, iyice bak, kapandı. Bu sevgi değil. Bir insanın bir başka insanı kaybetmemeye çalışması sevgidir. Ama bu şiddetle olmaz. Bu nezaketle olur. Bu onu üzmemeye çalışmakla olur.
Yani bir insanın bizi sevdiğini nasıl anlayabiliriz? Bizi kırmamaya çalışmasından anlayabiliriz. Yoksa her türlü şeyi yapsın bana, sonra ay seni kıskanıyorum, ay oraya gitme, ay bunu yapma, ay geri dön. Ya saçmalık bunlar. Bunlara inanmayın kızlar. Bunlar normal şeyler değil. Yani böyle adamlardan da olabildiğince anladığınız zaman kaçın ya. Bu sevgi değil. Buraya da geliyor ya, beni çok kıskanıyor. Abi seni kıskanmıyor yani. O kafayı yemiş. Kendi sen seni kıskandığı için sen diyorsun ki beni çok önemli. Ya niye beni kıskansın? Niye bana kaba davransın? Yani. Lütfen bu insanlardan özellikle gençlerimize sesleniyorum. Lütfen uzaklaşmanın yolunu bulun. Çünkü hala da kendi ayaklarınızın üzerine duramazken takılıyorsunuz bu adamların peşine. Hayatınız zindan oluyor. Bir tek sizin değil, tüm ailenizin de. Bununla ilgili görüntülerimiz de var. Dün evleri de tamir oldu. Ama bu iş burada kalmayacak, onu söyleyeyim. Yani bence kalmamalı. Asayiş Şube Müdürlüğü Güngören İlçe Emniyet'ten bu dosyayı istedi. Dün bahsettiğim prosedürü gerçekleştirmek için. Elektronik kelepçe. Çünkü bir şekilde çıkacak yine bu. Yani sittin sene cezaevinde kalmayacak. Evet, tabii, tabii. Yani elektronik kelepçe için sağ olsunlar, Betül Komiserim buradan sevgilerimi iletiyorum. O ilçe emniyetten dosyaları istedi. Dün anlattığım prosedür uygulanacak. Bakanlıkla konuşulup cezaevinden çıktıktan sonra elektronik kelepçe takılmasına karar verilmesi için. Ve bakanlık sizinle de görüşecek. Şönim, lütfen derdinizi doğru düzgün anlatın. Yani özellikle Gönül, sana söylüyorum, annen yapmaz da bakanlık sizi alıp başka bir şehre yerleştirdikten sonra aa Hayşim çocuğum da doğdu bilmem ne falan yaparsan artık gerçekten insanlara da hiç güvencim kalmadı ki. Gülüyorsunuz ama vallahi öyle. Ben şimdi bu gidecek Hayşim biliyor musun kadar, çocuk doğdu sana benziyor derse milleti de uğraştırmayın. Uğraştıktan sonra telefon açıp ben ne yazık ki kendi alanında çalışma alanında. Yok ben görüyorum. Bunu görüyorum. Aa bir tanem biliyor musun bizim adımızı soyadımızı da değiştirdiler. Bizi korumalı bir yere aldılar. Nereye buraya? Bunu niye söylüyorsun? Zaten ondan korumalı kaçmak için, ondan seni korumak için devlet böyle bir uygulama yapıyor. Bir de sen bunu haber verirsen ona. Sana güvenmiyorum o konuda. Bitti. Da. Takıntılı aşık. Peşimden çok koştu. Anneni öldürürüm, kardeşini öldürürüm diyor. Oraklı dehşet. Darp etti. Benim kırtlağımı sıkıp merdivene dayadı. Korkutup susturdu. Ya annemle kardeşim için tehdit ediyor beni. Ben de gitmek zorunda kalıyorum. Kaçırdı. Kızımı aldı götürdü. Eski sevgili için yolun sonu cezaevi. Pişman mısınız? Ne söyleyeyim? Hayır pişman değilim. Hiçbir şey yapmadım şükür. 7 aylık hamile Gönül Kaçar ve onun için hayatını hiçe sayan annesi Asiye Dinçer. Gönül Kaçar sağ salim programımızda bulundu ve anne kıza karşılık bulamadığı aşk yüzünden hayatı zindan eden Oraklı eski sevgiliyle ilgili haberi araştırmacı gazeteci Müge Anlı duyurdu. Kızı evden normal şartlarla kaçırmıyor. Anneyi de dövüyor. Evde bir tane çocuk var. Onu da dövüyor. Evde ve bu sürekli yaşanan bir şey. Yumruk mu attı gözüne senin ya? Müge Hanım benim kırtlağımı sıkıp duvara, merdivene dayadı. Kızım artık dedi yeter ben tamam söz geleceğim seninle. Benim boğazımı bıraktı bana yumruk attı bu sefer. Benim kızım da binada abası çıktığı kadar bağırdı. Komşum inene kadar şahıs kaçtı gitti. Çek. Karama yakalanmaz ya. Sen bittin oğlum. Çık dışarı. Gelmiyor. Gelmiyor mu? Evet. Emin misin? Gelmiyor. Ne biliyorsun ya? Camın kırıldığını size söyleyeyim ve cam kırıklarını da burada göstereyim. Daha sonra bu korkuluktan içeri girmek nasıl mümkün olur? Orayı da kırmış. Evet, bu korkuluk gördüğünüz gibi buralar parçalanmış. Hatta yeniden tamir edilen yerleri de kırmış. Yani buradan defalarca kez girmiş. Ekip arkadaşlarımız da orada bir demirlerinizi tamir ettirelim. Karnı burnunda eski sevgilisini kaçıran, gözünü korkutarak yanında tutan Oraklı eski sevgili Haşim Kara, yayınımız sırasında adliyeye sevk edildi. Sebep olduğu onca paniğe ve dehşete rağmen pişman bile değildi. Pişman mısınız? Ne söyleyeyim? Hayır pişman değilim. Hiçbir şey yapmadım şükür. Darp ettiniz, ev bastınız. Öyle bir şey yapmadım. Görüntüler var. İyi baktınız. Dün pişmandınız, bugün ne oldu? Pişman değilim ki. Pişman bir şey yapmadım ki. Getirildiği Bakırköy Adalet Sarayı'nda hamile eski sevgilisi ve annesine yaşattıklarını bir bir anlatmak üzere savcı karşısına çıkarıldı Haşim Kara. Gönül Kaçar'ı kaçıran Haşim Kara Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi ve Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifade işlemleri başladı.
Adliyede işlemler devam ederken Gönül Kaçar ve annesinin evinde de bir hareketlilik vardı. Yeni bir başlangıç yapmak üzereydi anne kız. Toparlanmaya kendilerinden başlayacak olsalar da ilk olarak camları tamir edildi. Kurban oldum Allah, Müge Hanım'dan razı olsun. Camımızı taktırdılar, demirimizi de yaptırdılar. Şu an korunaklı, sorun yok, açılmıyor. Ben bir kadınım, ben bir anneyim. Evlatlarımın başında durmak zorundayım. Allah'ımdan diliyorum ki Müge Hanım'ın ayağına taş değmesin. Rabbim ona hayırlı, güzel, çok mutlu bir ömür versin. Beni kurtardı ya, Rabbim de ona istediği her şeyi nasip eylesin inşallah. Güzel, iyiyim şu an. Yine gelecek diye korku var tabii. Camınız, çerçeveniz yapılmış. Evet, o da yapıldı. Müge ablanın sayesinde. Müge Hanım'dan Allah razı olsun. Cumhuriyet Savcısına ifade veren Oraklı eski sevgilinin konut dokunulmazlığı ihlali, kişi hürriyetinden yoksun bırakma ve darp olmak üzere 3 ayrı suçlamayla tutukluluğu talep edildi. Cumhuriyet Savcılığında ifade veren Haşim Kara, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ve Gönül Kaçar'ın kapısına orakla dayanan eski sevgili için mahkemenin kararı sürpriz olmadı. Haşim Kara, konut dokunulmazlığı ihlali, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve darp suçlamalarıyla tutuklandı. Ve buradan sonraki durağı artık cezaevi olacak. Eski sevgilinin evinin demir parmaklıklarını kırıp içeriye girmeye çalışan Haşim Kara, artık pek de kolay yaşamayacağı demir parmaklıklar ardındaydı. İnşallah var yani. Evet, az önce onu konuştuk. Bakalım inşallah. O oradan çıkana kadar çocuk da bir tedavi görsün de bari. Bu cezaevlerinde de bir tedavi ver herhalde, merkez lazım. Ya orada kalınca biraz evet. İyi geliyor mu bilmiyorum. Biraz aklı başına gelir inşallah. Yani tedaviye ihtiyacı varsa tedaviye yönlendiriliyorlar tabii cezaevlerinde ama umut ediyorum ki tedavi programını kabul etmesi ve o ilaçlarını kullanması tabii düzenli. Kullanır herhalde o da. Bak, bir gece sonra nezarethanede kalınca demek ki yine bir yoksunluk başladı. Yine bir kafa şeydi. Kafa gitti. Yani ah ah yani. Dediğim gibi öte kimlik karartma ile ilgili de başvurmanız bekleniyor. Aranızda bir düşünün. Dün arandık Müge Hanım. Lakin savcının yanında olduğumuz için konuşamadık. Kendim eve gittiğim zaman kendi telefonumdan dönüş yaptım. O taraf cevap vermedi. Herhalde taraf bugün ararsa görüşmeyi isteyeceğim yani. Çünkü gerçekten yani artık İstanbul'da turistim yok. Yani taşı toprağı altın ama cennet gene cehenneme çevirdi hayatımızı şahıs. O yüzden vallahi sığınmıyorum. Ben bunu kaçmak olarak falan da nitelemiyorum. Her zaman söylediğim gibi iyi bir komutan gerektiği yerde geri çekilmeyi bilen komutandır. Evet. Anlatabiliyor muyum yani? Napolyon gibi gidip de Rusyalarda soğukta askerini öldürmenin bir anlamı yok yani. Evet. Atatürk gibi askerini Eskişehir'e çekeceksin yani. Bir bekleyeceksin, anlatabiliyor muyum? Yani tamam, ne yapalım yani, bu adam da hayatta sonuçta devam ediyor mu? Bu devam edecek mi? Allah da hepimizi korusun. Amin. Kızlarımıza da akıl fikir versin. Hepimizin Amin. De karşısına iyi insanlar çıkarsın. Aslında akıl fikirle de alakalı değil. Bu kadarını da kimse zaten tahmin etmez. Öngörmek ama zor. Bu yasaklı madde denilen şey adı üzerinde işte yasaklı madde. Yani uyuşturucu madde denilmesi istenmiyor. Çünkü uyuşturucu madde başka bir şey aslında yani. Bunlar uyuşmuyor ki. Bunlar azıp kuduruyor. İşte o yüzden yasaklı madde. Deli edici bir madde bunlar. Yani insanlar da bunlara nasıl içiyorlar? Sonradan bir tarafım üzülüyor. Diyorum ki işte diyorum bak diyorum işte bu madde etkisi altında. Sonradan da bir tarafım da diyor ki o da içmeseydi. Yani herkes için her şey var. Biraz da insan kendisini de bazı şeylerden uzak tutacak. Ne bu böyle? Ne yazık ki. Hani şey derler ya, ayağı kırık köpek gibi bu oyuna dolanıyor. Yok böyle bir hayat yok yani. Bir gidin çalışın, evinize gelin. Bir ananıza babanıza faydanız olsun. Keyif verici maddeymiş gibi gösterir. Bu yasaklı maddeler aslında beyin fonksiyonlarını tamamen ortadan kaldıran, işte böyle gördüğümüz düşünceyi ve davranış kontrolünü ortadan kaldırarak şekilde hepimizin karşısında toplum için tehlikeli bir duruma sokuyor bu. Zaten bundan dolayı da kanun yapıcılarımız tabii ki bunların yasak olmasını kesinlikle ve bunu kullananlar tabii hakkında ki cezai müeyyidelerin uygulanmasına gerek görmüş. Niçin? İnsanların sağlığı için. İşte kanmamaları lazım. Hiç kimsenin, gençlerin de bu satıcılara gayet tabii kanmamaları, Allah inanmamaları lazım. Onun için bu görüntüler önemli. Arkadaş. Onun için bu görüntüleri izlesinler, sonucunu görsünler. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.